Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Işın'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız ve bu sefer serverda yalnızım. Çünkü sabahın köründe video çekmeye karar verdim. Yay. Saat daha 9. Neyse. Devam edelim. Bölüm arası ben biraz manuel mine'a çıkacağımı söylemiştim, değil mi? Evet, çıktım. Neyse, manuel mine kısmını bitirdiğimize göre şu an onlar işleniyor. Evet, artık bir süre ham madde sıkıntısı çekmem diye düşünüyorum. Ah. Burada da işlenenlere bakalım. Evet, işlenmekte olan da bayağı bir şeyimiz var. Ve şimdi bu bölüm ne yapacağız? Buradan seni bir kapalı konuma getireyim çünkü fazla enerji harcamanı istemiyorum. Evet. Şimdi gel gelelim, burada önemli bir değişiklik yapmam lazım. Aa, şunları şuraya koydum. Aa dur, öncesinde ben bu bölüm, iki bölüm arası birkaç bir şey daha yaptım. İlk olarak üstümde pembiş bir zırh görüyorsunuz. Hatta ben bunu bölüm kapak fotoğrafı olarak ayarlıyorum. bu zırh Elementum zırh. Normal zırh gibi craft ediliyor ancak Elementum'dan craft ediliyor. Elementum'u dün göstermiş, önceki bölüm göstermiştim. Bu zırhın bize kattığı ufak bir artı var. Bir, mana kullanan her şeyden %10 daha az mana kullanmamızı sağlıyor. Artı, damage aldığımızda üstümüzden bir grup peri çıkıyor. Ufak pembiş şeyler. Ve bunlar bize saldıran kişiye damage uyguluyor. Ve bazı negatif efektler. Aslında bunları daha önce gördüğünüz Gaia Guardian'ın attığı şeyler. Bunları biz de atıyoruz. Ve ayrıca üstümde Great Fairy Ring var. Kendisi bu özelliği arttırıyor. Ayrıca üstünde birkaç tane daha item var. Şurada. Ring of Magnetization. Kendisi bir magnet. Çevredeki itemleri almamı sağlıyor. Şu Sirius Amulet. Nedir diye soracak olursanız. İki kere zıplamamı sağlıyor. Bir, iki. Ayrıca fall damage'ımı ciddi anlamda düşürüyor. Hatta soğumayan ve bitmeyen kahvemden de yudumlayayım çünkü daha yeni sabah oldu. Güzel bir numara. Bayağı yüksekten düşüyorsanız eğer tam düşmeden önce bir kere daha zıplayın. Güzel bir fall damage engelleyicisi. Ve telaffuz edemiyorum. Bu benim daha hızlı koşmamı sağlıyor. Hatta bir çıkartalım. Normal koşu hızım. Bununla beraber koşu hızım aynı zamanda daha yüksek zıplamamı ve step assist'imin olmasını sağlıyor. Evet. Bunun yanı sıra ne yaptım? Bu ikisi şu an unbreakable konumda. Unbreakable'ı nasıl yaptığımızı gösteririm çünkü şu arkadaşlar Shuriken'i shot. Aşırı hızlı bir range weapon ve benim çok sevdiğim bir weapon'dır. Sizlerle beraber unbreakable yapacağız. Gelelim. Şimdi ilk önce buna bir bakalım. Bunun üstünde %80 reinforced var. Yani bir tane daha ben şu reinforcement'tan eklediğim takdirde ekleyebiliyorum. Bunu unbreakable yapabiliyorum. Ancak yapamıyorum şu an. Fakat bu full money'nin. Bunun bir parçasını bakalım hangisini yapalım. Bunu yapalım. Ve şu an ekstra bir modifier hakkım var. Kağıt da çevirdim. Ve voila. Şu an bu arkadaş dedendirin sonsuz bir şiriken. Asla tamir etmeme gerek kalmayacak. Şu arkadaşım daha Reinforced 2'de, yani %40. Reinforced 3 ve 4'ü de yapacağım. Level atlatarak. 4'ü yaptığım andan itibaren, aslında dur şu an 3'ü yapabilirim.
4'ü yaptığım andan itibaren bir parçasını kağıtla değiştirip kendisini full reinforce kırılmaz yapıyorum. Ancak muhtemelen bunu yaptığım zaman da ben çoktan terastiyle geçmiş olacağım diye düşünüyorum. Aslında dur, terastiyle geçebilirim bile. Şimdi. Zaten 3. Gelelim. Şuradaydınız. Evet. 3. Ve magnetim bu işlem için devre dışı bırakmak istiyorum. Evet. Şimdi. Ve valla. Çok daha hızlı bir biçimde terastil üretiyoruz. Çünkü çok daha yüksek bir mana aktarımına sahibiz şu an orada. Ve sonu. Bir saniye. Fazladan bir. Ha yok, tamam. Görsel bak. Şimdi. Terra Shatterer. Bana bir tane mana tablet gerekecek. Alalım hemen. Ve aslında bir tane daha. Bir tane daha terastil gerekiyormuş. Yaparız. Dert değil. Mana sıkıntımız yok artık. Ups. Tamamdır. Şimdi şunlar da gelsin. Mana tablet. Şimdi iki tane Living Wood Twig ve sizler gelin. Terra Shatterer. Şu an bunun normal bir pickaxe'den hiçbir farkı yok. Sadece durability yemek yerine benim manamı kullanıyor. Aynısını mana steel pickaxe'de veriyor bana. Peki ben o zaman ne yapacağım şimdi? Bunu bir mana pool'a atacağım. Tabii ki de mana pool'u... Ups, yanlış chest. Ha, envanterimdeymiş. Mana pool'un modunu değiştireceğim. Ve hemen bunun artık... O C'de geçmişiz, B olmuş. Sağ tıkladığımızda özel modunun aktif olduğunu göreceksiniz. Ve... Aa yok, şu an C'de, pardon. Demin sağ tıkladığımızda herhangi bir şey olmuyordu, ancak şimdi... Hazır, şurada bir adet yer var. Voilà. Ancak halen neden hammer'ımız varken bunu kullanalım, değil mi? Yani neden kullanalım? Biraz daha mana atalım içine. Tabii isabet ettirebilirsem. Evet. Biraz daha mana yesin bu. Ben de o esnada soğumayan ve bitmeyen kahvemden yudumlamaya devam edeyim. Bunun sırrını merak edenler oluyor arada. Gene söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim. Termoslu bir dev bardak alın. Ve... Hala C. Azıcık daha mana lazım. Bir tam mana pool sonrası kendisi B renke çıkıyor. En son renki SS rank inanılmaz büyük bir alan kazıyor. Fakat bunu yapmak için bayağı bir mana lazım. Evet, bir rankimizi elde ettik. Hayret, hemen hala biraz daha mana atayım içine konuşurken.
Neyse devam ediyorum. Hani bir rank birazdan göz hani normal hammer'la aynı. 3'e 3 kazıyor. A rank 5'e 5, 7'ye yok emin değilim bu noktadan sonrasında baya bir kazıyor. Hatta kendisi o kadar elde etmesi zor ki achievements Batanya neredeydi bu? Ha. 6 trilyon 6 trilyon yıllık yılın ve gecenin hikayesi. Evet, çok manasız bir cümle oldu biliyorum. SS rank bir Tera Shatterer yaptığınız takdirde bu achievement alıyorsunuz. Bu arada şu an yapabileceğim bir achievement var mı? Botanya'da. Şu arkadaşa bulaşacağım. Efendim. Ha bu arada. Saldır bana. Bir adet pembe bir şeyin benden çıkıp şunu gördünüz. Buna saldırdığını gördünüz. Evet. Pixiler bunlar. Kendileri güzel bir defans. Şu arkadaşa bulaşacağım daha sonra. Sana belki bulaşırım. Şu Terra Blade'ı bilmiyorum. Emin değilim şu an için. Evet. Basitçe şu an Terraria dedim ya. Botanya'daki durumumuz bu. Bunun yanı sıra elimde bir adet bu var. Casting Assistant Device. Craft'ı yok. Çünkü bunun craft'ı biraz ilginç çalışıyor. Ne haber? Aslında dur. Seni istemiyorum ben burada. Gold Sword. Neyse. Casting Assistant Device nasıl çalışıyor? Kendisi programlanabilir bir büyü makinesi. Evet. Programlanabilir büyü makinesi. Bunu bana Redolar hediye etti. Tamamen tek bir amaç için kullanıyorum şu an. Bu. Baktığım yerde bir adet ışık kaynağı çıkartan bir büyü. Başka bir şey değil. Torç yerine bunu taşıyorum madende artık. Evet. Bunu da belki ilerleyen bölümlerde biraz daha detaylı gösterebilirim. Kendim de biraz öğrendiğimde. De. Devam edelim. Farming Station. Ayrıca bana magnetim lazımdı artık. Şimdi. Bunu çok fazla upgrade etmeyeceğim. Çünkü bu biraz daha basit kaçacak. O zaman seni... Bunun standart efektiflik alanı neydi? Güzel soru. Seni nereye koyabiliriz? Düşünüyorum öyleyse varım. Deyip seni buraya koyalım. Buna tabii ki de enerji aktarmam gerekecek ve bu biraz işkence bir süreç alacak. Ancak yapabiliriz. Kendime güveniyorum. Acı yok Raki deyip yoluma devam edeceğim. Ve neredesin sen? Ha burada. Sen bir tane gel. Engineer Samer sen gel ve kablolarım. Benim güzel kablolarım nerede? Benim güzel kablolarım nerede? Buraya atmışım. Evet. Sorun chest bir adet. Yani sorun chest yapmak asla iyi bir şey değildir. Bu konuda beni örnek almayın sakın. Şimdi ilk önce bana şu lazım ve bu lazım. Evet. Tamamdır. Bu noktadan itibaren bağlantısı şuralardan itibaren kopuyor. Tamamdır. Bu benim için gayet makul bir mesafe. Ups. Şimdi bana bir adet Engineer Hammer ver. Valla. Ve evet, artık dersimi yapıp bunları döşemeye başladım. Şimdi devam edelim. Bu sefer burada.
Nasıl bunu direkt? Bağlayayım. Tamamdır. Sonra da sen. Tabii ki de ben ne almayı unuttum. Sadece relay'i almışım. Connector lazım bir tane de. Connector mıydı? Evet, connector. Evet, bağladık. Ve bu arkadaşımız da enerji alıyor. Güzelce. Burada üretilen enerji, aşağıda üretilen enerji bu ikisini de beslemeye yetecek düzeyde. O yüzden çok endişelenmeye gerek yok. Evet, şimdi ben bunda ne yetiştireceğim? Güzel soru. Hani asıl güzel soru bu. Ve sanırım soruyu yanıtlamış olabilirim an itibariyle. Oh, selam Creeper. Seni istemiyorum ben burada. Evimde Creeper istemiyorum. Ben de bir adet kelebeğimi vurdum. Sanırım evet. Evet. Kazara kelebeğe vurduğumuza da göre bunları yerleştirmeye başlayabiliriz. Ancak tabii ki de bir sıkıntımız devreye giriyor. Bir bunun olumuna kadar. Gibi. İki, benim suya ihtiyacım var. Şimdi. Senin alanın ne kadar bilmiyorum. Ama biraz educated bir tahmin. Hafif bilgilendirilmiş bir tahmin yapalım. Bu kadar çıkmış. Ben bundan daha fazla bir alan istiyorum. O zaman sanırım bir üst seviye kapasitörü yapacağım. Ama en üst seviyeyi yapmayacağım buna. Evet, bir üst seviyeyi bir yapalım bakalım. Dur. Ben bunun içine hepsini attım mı? Evet, atmışım. Şimdi kapasitör. Bana bu lazım. Yapımı benim için kolay. Ve bunu yapmışken hazır elim değmişken Blaze rodum yok. Ne güzel. Neyse. Ender chest'i daha sonradan yapmam gerekecek. Şimdi. Kapasitör. İki tane enerjetik alloy. Bir tane pulverize tin. Ve bir gold. İki copper. Biraz da redstone. Gold sen şöyle azıcık parçalara ayır. Ve voilà. Tamamdır. Şimdi bunu da buraya atalım. Güzel tahmin etmişim. Burası ve burası yok. Tamam o zaman. Yoluma buradan devam edebilirim. Şimdi güzel soru bu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tamamdır. Böyle bir şey olması lazım o zaman. Aşağı yukarı. Sevgili Torch sen şöyle gel. Ups. Şöyle gel. Tamamdır. Aşağı yukarı tarlamız böyle bir şey olacak.
Bunu belki daha sonradan büyütürüm gene. Ancak şimdilik değil. What? Evet. Devam edelim yolumuza. Ha. Valla. Şimdi sen şöyle gel. Evet, anında bunlar dolmaya başlıyor tabii ki de. Şuradan. Ve hala multiplayer'daymış. Daha sonra diğer insanlar varmış gibi Discord'da. V'ye basmaya çalışıyorum itinayla. Eski alışkanlıklar biraz zor ölüyor anlaşılan. Evet. Sugarcane üretimimizi tamamen buraya taşıdık. Ha. Bence gayet makul. Çünkü sugarcane üretimim o kadar sıkıntılı durumda değil ki olduğu takdirde de bunu çok rahatlıkla büyütürüm. Alalım var. Ki zaten şu binayı da parçalamayı düşünüyordum. Aa, önemli bir şey yapmayı unuttum. Buna bir adet matak verecektim ben yine. Ha. O zaman metak demişken hepsine bir tane metak koyayım hemen ben. Ardite, Ardite, Ardite. Ardite. 5 tane Ardite. Bu arada double jump'a cidden fazlasıyla ısınmış olabilirim. Ama ilk fırsatta uçmaya geçeceğiz. Ancak gene ben Flügel Tiara'yı da çok istiyorum. Her zamanki gibi. Beni biliyorsunuz. Aa, ve topladığım fazla dörtleri de alıp şuraya koyayım. O Creeper patlaması. Fazla dört demişken. Nasıl dur. Orada su olacak. Bakalım başka nerede olsun. İyi. Neyse sulanma alanına bir bakarız. Altı, yedi. Ha, bunu da sayacağız o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamamdır o zaman. Bir bakalım şuraya ekiyor mu? Bekleyelim. Ve tabii ki de sugarcane'lerimi alayım tamamen. Şu an biraz deney yapıyoruz. Sulanmasını ayarlayacağım bir şekilde. İlginç bir düzenle hallederiz artık. Ve yıldırımlarım da güzelce çakıyor. Bu alan tamamen... Evet, burayı kabul ediyormuş o zaman. Sen artık bir farm şu köşeye bir su koyalım. Ups. Bunun yanı sıra şu köşeye koyamayacağım. Ya da koyacağım. Ve bu bölüm asıl yapmam gereken şeyi unuttum.
tamamen ufak işlere odaklanarak hemen bir ilgilenelim onunla da. Şu 4 HD'si dolmuş, onu bir yere void upgrade atayım. Ha şimdi. Sen git. Siz ikiniz gidin. Sen kal. Ve şimdi benim burada şunlara ihtiyacım var. Evet. Çok ilginç bir blok yapacağız sizle beraber. Makine yapacağız. Evet, buraya getirdim. Şimdi bu makine ilk katmanda ben ne istiyorum? Şuraya bir adet engineers block, scaffolding, fluid pipe. Tamamdır. İlk aşamamız bu. İkinci aşamamıza bakalım. Bir engineer block daha. Oops. Şuraya da bir redstone engineer block. Oh, bu yanlış blok. Squeezer. Ama bu da neredeyse aynı şekilde yapılıyor. Wooden barrel'lar. 3 adet steel fence ve 1 adet piston. Ama piston aşağıya bakacak. Hemen hallederiz. Ve şimdi neye tıklamam gerekiyor? Orta wooden barrel'a tıklamamız lazım diyor da tıklamıyor şu an. Bir ileri mi taşısak? Olabilir bence de. O zaman scaffolding'ler. Fence'lere ihtiyacım yok. Fluid pipe. Engineer's block. Sen. Wooden barrel ve burada fence'ler devreye girecek. Ve piston. Neyi ters yaptım? Fluid pipe'lar, wooden barrel'lar, steel fence'ler. Her şey doğru gözüküyor. Evet. Using the engineer's room in the center. Side. Ha. Buradan. Tamam. Evet şimdi. Bu makine nasıl çalışıyor? Çok güzel bir soru değil mi? Evet, engineer hammer almıyorsun sen içine. Evet. Seed demişken şu fırtına benim sinirimi bozmaya başladı. O zaman bir uyuyalım. Ah. Tamam, uyuduk. Şimdi fırtına geçmiştir. Evet, geçti. Ups, aşağı değil yukarı.
Ve şimdi senin içine biraz seed atalım. Ve sana enerji bağlamamız lazım, değil mi? Enerjiyi nereden alıyorsun? Tahmin etmesi zor olması gerek. Turuncu bir nokta görüyorsanız genelde enerji girişi odur. Ve valla. Plant Oil'i elde ediyor. Plant Oil'i ben ne için kullanacağım? Plant Oil. Bunu rafineride etanol ile birleştirdiğim takdirde bana biyodizel veriyor. Ve kendisini ben enerji üretmek için kullanacağım. Evet. Ama şu arkadaşlar da yetişmiyor buna. O zaman ben muhtemelen buna ve arkadaşına kendi enerji üretimini vereceğim. Arkadaşı demişken arkadaşını da göstereyim hemen size. Fermenter. Sadece benzer bir biçimde yapıyor. Sadece şu ikisi değişik. Bunun içine de herhangi bir meyvemsi bir şey attığınız takdirde melon, yani sugarcane, apple ve potato. Bunlardan birini attığınız takdirde size etanol veriyor. Ki etanol benim başka bir yerde de işime yarayacak. IC2 enerjisi üretmem lazım. IC2 enerjisi üretmek için de ben etanolü kullanacağım. Evet, sanırım basitçe düzeneyim bu. Sanırım bölümü burada bitirebiliriz. Ben bunlara kendi enerji kaynağını atayıp muhtemelen şurada gördüğünüz gibi bir şey. Şunun gibi. Yer altında. Sizlere burada veda edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.